insan topluluklarının ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak gösterilen Fırat ve Dicle Vadisi'nde konuşlanmış olan Babil medeniyeti, birçok bilim dalının yanı sıra özellikle matematiğe verdiği önemle modern matematiğin temellerini attı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Dicle ve Fırat Deltası, çeşitli kervanlar ve ticaret yollarının da etkisiyle bir kültür sentezi oluşturup birçok bilim dalının gelişmesine olanak sağladı. Bu kültür sentezinin ortaya çıkardığı fikir çeşitliliği, Babil şehrini zamanın bilim merkezi haline getirdi. Milattan önce 2000'li yıllarda Mezopotamya'da hüküm süren Babiller, bilimin çoğu dalında oldukça ileri bir seviyeye ulaştılar. Özellikle matematik ve astronomide günümüz bilim adamlarının teorilerine ilham verdiler. Babiller, sahip oldukları son derece mantıklı sayı gösterimleri sayesinde diğer antik uygarlıkların yapamadıkları sayısal hesaplamaları çok kolay bir şekilde yapabildiler. Bu sayı sistemindeki semboller birden 59'a kadar olan sayıları ifade etmekteydi. Babiller, sonsuz dizilere olan ihtiyacı ise birler ve onlar basamağını karşılayan iki sembol vasıtasıyla oluşturdukları basamak değeri sistemi denilen dahiyane buluş sayesinde karşıladılar. Eski çağlardan beri gümüş ve altın ağırlığını ölçmede kullanılan ağırlık birimlerine çok önem verilmiştir. Arpa tanesini baz alarak kullandıkları talent, ağırlık ve para birimi olarak manadan, manada aynı şekilde şekelden 60 kat daha değerliydi. 60 sayısı birçok sayıya tam olarak bölünebildiği için çok kullanışlıydı. O dönemde 60'a 1 oranı en sonunda da tüm sayı sisteminde kullanılmaya başlandı. Oldukça pratik olan bu sayı sistemi zamanı belirleme konusunda da günümüze kadar varlığını sürdürdü. Zamanı saatlere, dakikalara, saniyelere bölme olgularını, açı konusunda ise 360 dereceye bölünmüş daireyi ve 60 dakikaya bölünmüş dereceleri onlara borçluyuz. 60'lık sayı sistemi dışında ticari hesaplamalar ve günlük ihtiyaçların giderilmesi amacıyla abaküsü icat eden Babililer işlemlerini oldukça kolay bir şekilde yapıyorlardı. Çağdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılan abaküsü kullanarak yaptıkları hesaplamalar modern bilimin rotasını belirledi. Babiller ekonomik yapılarının gerektirdiği hesaplama tekniklerin yanı sıra astronomiyi de geliştirdiler. Milattan önce 2000'li yıllarda çok sayıda yıldızın konum gözlemlerini yapıp bunları Enuma Anu Enlil adlı tabletlere kaydettiler. Bu tabletlerde ay ve güneşin hareketleri, hava durumu, gezegen ve yıldızlar arasındaki ilişkileri açıkladılar. Gökyüzünü yıldızların biçimlerine göre çeşitli bölgelere ayırıp bunlara hayvan isimleri verdiler. Merkür ve Venüs'ü gözleyip Venüs'ün evre gösterdiğini ortaya çıkardılar. O dönemde Venüs'ün evre göstermesinin güneş ışığının yansımasıyla ilgili olduğunu buldular ve Venüs'ün güneş etrafında yörünge hareketi yaptığını anladılar. Milattan önce 5. yüzyılda astronomi konusunda en üst düzeye ulaştılar ve ayla güneşin tutulmalarının dönemli olduğunu, bir tutulmanın 18 yıl 10 gün sonra tekrar oluşacağını saptadılar. Bu bilgiler günümüz astronomisinin temelini oluşturmuştur.